burada bir uzun hikaye vardır. Orada bir çocuk varmış. Bisikletle Suga'ya çalışmaya gelirmiş. Her gün nasibinin peşinde evinin karanlığından çıkan bir çocuğun hikayesidir bu. Ohri'de oturan Hasan bisikletini atlayıp bir kardeş şehre çalışmaya gider. Nasibini de bu yolculukta bulacaktır. Hasan'ın her gün önünden geçtiği fakat fark etmediği bir tekke var Ohri'de. Bu tekke Pir Hayati Hazretlerinin Ohri'ye gelişiyle kurulmuş. Bu tekkenin varlığıyla komşu kasaba olan Şuturga'ya bir tohum düşmüş ve orada da bir halveti tekkesi kurulmuş. Bu iki tekke iki şehrin kalbi olmuş ve ikisini kopmaz bir sevgi ipiyle birbirine bağlamış. Ohri içinde medeniyetlerin emanetlerini saklamış sandık gibi yıllarca farklı kültürleri bir arada tutabilmiş bir şehir. Slav ırklarının kullandığı Kiril alfabesi Aziz Kiril tarafından bu şehirde yazılmış. Sonrasında Osmanlı'nın hoşgörüsüyle bir İslam şehrine dönüşmüş. Anadolu'da benzerlerini görebileceğimiz evler inşa edilmiş ve sonrasında şehir bugünkü görünümüne kavuşmuş. Oradan buraya 15 kilometre vardır. Her gün bisikletle buraya gelirmişler çalışmaya. Hasan'ın yaşadığı Ohri ile Suturga arasında gölün kenarından geçen 15 kilometrelik bir yol var. Hasan bu yoldan Suturga'ya giderken o gün hayatını değiştirecek kayboluştan habersizdir. Bu kayıp onu büyük bir varlığa kavuşturacaktır. Ohri ve Suturga, Balkanların iki kardeş şehri. Avrupa'nın en derin göllerinden biri olan Ohri Gölü'nün kıyısına kurulmuş bu iki şehir. Ohri'den akan nehir bu gölü doldururken Suturga'ya akan nehir bu gölü boşaltıyor. Böylece dupduru bir göl olmuş Ohri Gölü. Suturga'nın ortasından geçen Karadirin isimli bu nehir Ohri Gölü'nün sularını Adriyatik Denizi'ne kadar taşır. Ohri'den yola çıkan Hasan her gün bisikletini Karadirin üzerinde bırakır. Suturga dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Hasan da bisikletini bir kilidin emniyeti yerine Karadirin'e emanet eder. Fakat o gün geri döndüğünde bisikletini bıraktığı yerde bulamaz. Hasan o gün akşama kadar her yerde arar bisikletini. Etrafta umutsuzca dolaşır. Neticede kaybettiği bisikletini bulamaz. Hasan gölün kenarında evine nasıl döneceğini düşünürken Derviş Baba bu hüzünlü çocuğu fark eder. Çocuğun yanına gider, derdini sorar. Hasan da kaybettiği bisikletini anlatır. Eve nasıl döneceğini bilmediğini söyler. Derviş Baba o gün arabasıyla Ohri'ye bırakır Hasan'ı. Ama bu kaybediş, onun bambaşka kazanımlarla dolu bir yola doğru attığı ilk adıma dönüşecektir. Kaybedilen bulunacak, kaybetti görünen kazanacaktır. Zaman geçer, bulutlar dolanır. Aradan günler geçer ve bir gün Derviş Baba Hasan'ın çalıştığı yere gelip onu bulur. Hasan yeni bir bisiklet almak için para biriktirmektedir. Fakat Derviş Baba'nın bir müjdesi vardır Hasan'a. Derviş Baba ile beraber kahveden çıkarlar. Derviş Baba ve Hasan beraber Suturga'daki tekkenin bahçesine gelirler. Hasan'ın anlattığına benzeyen bir bisiklet bulmuştur Derviş Baba. Hasan Derviş Baba'ya teşekkür edip sevinçle bisikletine binip gider. Derviş Baba da Ohri'deki Halveti Tekkesi'nin kardeş tekkesi olan 200 yıllık Suturga Hasan Baba Halveti Tekkesi'ne girer. Suturga'daki bu tekke hüznü çok uzaklardan tanıyan dervişlerin ocağıdır. Hasan Baba Ohri'deki Pir Hayati Hazretlerinden izin alarak 1770 yılında Suturga'ya gelir ve bu tekkeyi kurar. Tekke o günden sonra Hasan Baba'nın torunları tarafından silsile yoluyla faaliyetlerine devam eder. Bugün de tekkenin postunda Hasan Baba'nın torunlarından olan İlhan Efendi oturuyor. Tekke Hasan İbni Feyzullah tarafından kurulmuştur. Ki Hasan İbni Feyzullah kendisi Karamanlı olarak
Karaman'dan asker olarak ilk önce Arnavutluk'a geliyor. Ve Arnavutluk'tan sonra Usturga'ya yerleşiyor. O dönemde Ohri'deki bulunan asitane olarak bir Mehmet Hayati Hazretleri'nin müridi oluyor. Onun vefatından sonra Ohri tekesinde Şeyh Osman Efendi posta geçiyor ve Osman Efendi'den icazeti alarak bu tekeyi Hasan Baba kurmuştur ki Hasan Baba benim dedelerimden olur. Tekke 1770 yıllarında kurulmuştur. Yani 200 küsur senelik tekke ve minaresi ise daha sonradan inşa edilen bir tekkedir ki diğer kollara ya da diğer tarikatlara fark olarak bu Halveti tekkelerine, Hayati kuluna bağlı olan bu tekkelerde tümünde neredeyse minareleri vardır. Tekkeler genel olarak namazdan sonra müritlerin toplandığı, zikir ve tefekkürle meşgul oldukları yerlerdir. Bu yüzden ya camilerin yanına bir tekke kurulmuş ya da tekkelerin yanına cami eklenmiştir. Sturga'daki tekke ise hem cami olarak hem de tekke olarak inşa edilmiş. Tekkemize derviş olmayanlar da katılmaktadır. Çünkü tekkede 5 vakit namaz kılınmaktadır. 5 vakit namazın haricinde teheccüd namazı da her gün kılınır. İşrak namazı da her gün kılınır. Evvabin namazı da her gün kılınır. Bu tekkemize derviş olanı da geliyor, derviş olmayanı da geliyor. Hasan bir gün bisikletini bulduğu tekkenin önünden geçerken içeriden sesler duyar. İlgisini çeker. Gelen kişi mürit de olamıyor. Belli sebeplerden dolayı geliyor, gidiyor. Ama bir kimse canı gönülle geldiğinde ilk önce bizim tekkemizde tasavvufta seyri sülükten yani bir terbiyeden, bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Eğitimden geçtiğinde ilk önce bir inabe bizim dediğimiz verilmektedir. Yahut ki bizim millete, bizim cemaatimizde el verme bulunmaktadır. Ki belli görevler verilmektedir. Ve o inabeyi aldıktan sonra onun yükselişi devam ediyor. Yükselişi devam ettikçe kendini, nefsini terbiye ede ede, şeyhiyle de istişarede bulunarak, diğer dervişlerin yardımıyla da kendi terbiyesine devam ediliyor. İlmine devam ettiriliyor. Ki ilk önce bir kimse derviş olmak isterse ilk önce bizim kurallarımızdan biri şeriatı bilecektir. Şeriatı bilmezse şeriatı öğrenecektir. Ondan sonra yavaş yavaş tarikat usullerini de diğer dervişlerden öğrenecektir. Şimdi şeriat aldığınızda Yüce Rabbimizin bütün emirlerini yerine getirmek ve bütün yasalarından kaçırmak. Peygamber Efendimizin emirleri, Peygamber Efendimizin yasakları. Yani insanın diş
ibadet ile dış görünüşü. Tarikat ise insanın içiyle uğraşmaktadır. İnsanın terbiyesiyle uğraşmaktadır. Zikir Allah'ı anmak demektir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde Allah'ımız, Yüce Rabbimiz buyurur ki insanların kalpleri zikir ile tatmin olur. Öyle ki insan ne halde olursa olsun zikir insanı Allah'a yaklaştırır. Zikir insana huzur verir. Zikir insana güzellik verir. İnsanın içine nur katar. Zaten Allah Celle Şanuhu diğer bir Ahzab suresinde de buyurmaktadır. Ey siz iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Bekara suresinde Yüce Rabbimiz buyurur. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Yani her bir insan bilir ki Allah zikrettiği zaman Allah Yüce Rabbimiz onun yanındadır. Bu tekkenin özelliklerinden biri de tekkeye gelenlere kahve ikram edilmesi. Tekkeyi her sabah kahveci baba gelip erkenden açıyor, ocağı yakıyor. Kahveyi hazırlamak kahveci babanın görevi. Bu tekkede kahvenin çok özel bir anlamı var. Bizim tekkede bir dervişin, daha doğrusu kahveci dedemiz var. Kahveci dedemiz aynı anda şeyh burada olmadığı zaman şeyhi temsil etmektedir. Ki kahveci dedemiz teheccüd namazına gelip kahvesini pişirir. Kahvemiz sabah namazından genellikle sonra ikram ediliyor. Cuma namazı kılındıktan sonra ikram ediliyor. Ramazanlarda teravih namazı kılındıktan sonra da ikram edilmektedir. Kahve sade oluyor. Kahve içilmesi için sıcak olması gerekiyor. Kara olması gerekiyor. Ve de lezzeti anlamak için acı olması gerekiyor. Şimdi bu neye işaret ediyor? Cehennem nasıl bir yerdir? Karanlık bir yer, acı bir yer, yakar bir yer. İşte kahve de onu sembolize etmektedir. Ama bir şey de vardır. Ondan sonra lokum da dağıtılmaktadır. Bizlerde belli görevli dervişler vardır. Hizmetçiler vardır. Ki onlar kahveci dededen fincanı alıp herkese teker teker götürürler. Çünkü her bir insanın bir değeri vardır. Her bir insan Allah'ın bir kuludur. Öylelikle yani her bir insana bir itibar, bir saygı gösterilmektedir. Her tekkenin yanında bir de türbesi vardır. Bu türbelere tekkenin şeyhleri, aileleri ve o tekkeye önemli hizmeti geçmiş kimseler defnedilir. Genelde türbeler tekkenin yanında olur. Ama bizim türbemiz caminin yanında kurulmuştur. Çünkü eskiden tekke cami gibi kullanılmamıştır. O sebeple dedelerimiz buraya yalnız zikir için gelmişlerdir. Burada zikirini, şeyini beraber cami cemaatiyle beraber tutmuşlarlar. Orada bizim dedelerimiz yatır. Nasıl bilirsiniz bu Hasan Baba tekkesidir. Hasan Baba o türbede yatır. Onun oğulları, işte torunları hepsi orada yatırlar. Nesilde
bizim en son babam orada gömülmüştür. Türbemiz 1800 yıllarda kurulmuştur. Ama şu anda TİKA 2015 yılında türbeyi yeniliyor. Aynı zamanda burada yanında olan Mustafa Kelebi Camisi'ni beraberinde yeniden yapılır. Bu caminin yanında hamamı da var. Mustafa Çelebi hamamı. Şu anda bu hamamın durumu çok kötü vaziyettedir yani. O inşallah bir yardımla, bir Türkiye'den bir yardımla inşallah bu tamir edilebilir. Her tarikatın kendine mahsus tacı vardır. Bu tacın görüntüsünün ardında çok özel ayrıntılar gizlidir. Gördüğünüz gibi tacımız siyah olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde siyah tacı kullanmıştır. Dolayısıyla da bizde de siyah taç fetih olarak kullanılmaktadır. Tacın ön kısmında dal olarak, dal harfına işaret olarak bir sembol vardır. Ki ona bakarsanız o da İhlas Suresini hatırlatmaktadır. Çünkü İhlas Suresinin bütün ayetleri dal harfiyle bitmektedir. Ve zaten insana ihlası hatırlatmaktadır. Yukarıki kısmında dört dilimden oluşmaktadır. Ki o dört dilim zaten şeriat, tarikat, hakikat, marifeti işaret etmektedir. Tekkelerin en önemli özelliği farklı kültürdeki insanları buluşturabilmesidir. Bunun için de bu tekkede her kültüre özel bir ilgi gösteriliyor. Hadidir Peygamber Aleyhisselam, Hoca Devlet Muhammed Mustafa'ya nuk është besimtari i plot për derisa nuk mund të ketë të pastër zemrën. Vazı duyduğunuz gibi üç dilde veriyoruz. Şimdi Sturga şehri tipik bir şehirdir. İlginç bir şehirdir. Bir sürü ayrılıkları, farkları vardır. Nitekim bu tekinin de asıl görevi odur. Değişik dillere, değişik ırklara mensup olan kişileri bir yerde barındırabilmek, bir yerde tutabilmek. Ki bunu elhamdülillah bunu çok iyi başarıyoruz. Allah'a şükür ki biz üç dili de bildiğimiz için o dillerde konuşmak, onlara hitap etmek kendi dillerinde bize velev ki biraz zor. Zor olmasına rağmen onu inşallah onun yükünden kalkmaya uğraşıyoruz. Halveti tarikatının kurucusu Pir Ömer Halveti'dir. Halveti sevdiği için, yalnızlığı sevdiği için, halvete çekildiği için bu ismi almaktadır. Halvetilerin yaklaşık 40 tane kolu var. Ki biz de halvetiliğin olan bir kolu Hayatiye koludur. Biraz önce de andığımız bir Mehmet Hayati Hazretlerinden bu kol gelmektedir ki kendisi de Horasan'dan gelme. Horasan'dan İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan Serez'e, Serez'den Kırçıva'ya ve Kırçıva'dan Ohri'de tekkesini kurmaktadır. Hasan, o güne kadar fark etmeden önünden geçtiği Ohri'deki tekkeyle o gün tanışacaktır. Kalpten kalbe olan yol, bu iki tekkeyi de birbirine bağlayan yoldur. Sturga tekkesinin şeyhi, Ohri tekkesinden bir emaneti alıp getirmesini ister. Hasan her gün gelip gittiği bu yolu bu kez başka bir şevkle gidecektir. Bir an önce Ohri'ye varmak istemektedir. Bunca zaman önünden geçtiği ama bir kez bile içine girmediği Pir Mehmet Hayati Tekkesi'nde Erol Şeyh Hasan'ı beklemektedir. Ben Pir Hayati Hazretleri'nin torunu. Babam Eka işte bu aileden şeyh. Benim rahmetli babam 98'de vefat etti. Abdülkadir Efendi. Ondan önce Şeyh Mustafa Efendi. Dedesi Şeyh Zekeriya Efendi. Şeyh İsmail Efendi. Bütün türbede yatan benim ecdadımdır.
Pir Mehmet Hayati Hazretleri Ohri'ye ilk geldiğinde kabul görmez. Bir süre Haydarpaşa Camii'nde yalnızlıkla baş başa kalır. Zamanla Ohri halkı Pir Mehmet Hayati Hazretleri'ni tanır ve sevilen biri haline gelir. Ohri'de işsizler iş aramak için çınar altında toplanıyor. Ve Pir Mehmet Hayati Hazretleri oradaki iş arayanlara onları alıp onlara gündelik veriyor, onlara zikir öğretiyor. İslam'ı öğretiyor, imanı öğretiyor, zikiri öğretiyor. Bu belli bir dönem sürüyor. Belli bir dönem geçtikten sonra, zaten onların kalplerine iman yerleştikten sonra şeyhimiz diyorlar, biz bugüne kadar böyle sizin verdiğiniz gündelikle buraya geliyorduk. Bugünden öte Allah rızası için sizin müridiniz olmaya devam edeceğiz. Pir Mehmet Hayati Hazretleri Ohri'de faaliyetlerine devam ederken İstanbul'daki sultandan Ohri'de tekke açması için gereken izin gelir. Sultandan gelen fermanla birlikte tekke bugünkü yerinde açılır. Tekke nerede ilk kurulmuştur? Yani biri yerleşmiş, o tekke kasit anacağı. Bütün başka tekeler bu tekeye bağlıdır. Hayati kolu bu tekeye bağlıdır. Bu tekeden destur alır, izin alır hep bu tekeden. Ohri'deki tekkenin yanında yatmaktadır Pir Hayati Hazretleri. Bu türbenin de bir türbedarı var. Ben bu derganın türbedarı yakın 15 seneyim. Ben buranın en eski dervişiyim. 40 senelik hizmet yaparım bu dergada. Her cumaya sabahleyin namazımı kılarım, girerim, zikirimi yaparım. Çıkarırım eşya bir şey ne varsa ne koyarım onları bir şey. Hep o devamlı o işi yaparım. İşte gördüğünüz gibi önce girersiniz, eşiği öpersiniz. Salavat içeri çekersiniz dönerken. Sonra da Esma-ül Hüsna yahut ki Cumayalar günü bir de Yasin-i Şerif okunur. Sandukalara ziyaret yaparsınız işte sandukaları öpersiniz. Türbede gördüğünüz gibi 13-15 kişi yatıyor. Hani nenem ve analığı, bir de Şeyh Mehmet Efendi'nin oğlu ve benim rahmetli babam. Türbede her bahar ayında temizlik yapılır. Büyük bir saygıyla yapılan bu temizlik, incelik ve titizlikle yüzyıllardır sürdürülmektedir. Zamanla eskiyen kumaşlar yenileriyle değiştirilirken, eski örtüler farklı amaçlarla kullanılmaması için bohça yapılarak içerisine taş koyulup Ohri Gölü'nün ortasına bırakılır. Bu türbede tarihin emanetleri saklı. İçeride gördüğünüz gibi 400 yıllık Halveti Tarikatı'nın sancağı da var. Pirati Hazretleri kendisiyle getirmiş sancağı, Halveti sancağını. Dün nasıl korunup saklanmışsa 400 yıllık sancak, bugün de Osmanlı sultanlarından gelen fermanlar ve daha nice emanetler titizlikle Erol Şeyh'in ailesi tarafından saklanıyor. Bayağı belgeler var bizde. O çoğusu babadan oğula devredildi. Bir de komünist zamanında biz onları çok sakladık ki bu zamana kadar kaldı o belgeler. İşte Halveti Tarikatı'nın secesi, bütün şeyhlerin seceleri, bütün şeyhlerin mühürleri, yaklaşık 200 tane kitap, onlardan 80 tane el yazısı. Tarihin emanetlerini namus gibi koruyor Erol Şeyh. Bütün ailesi bu tarihin bilincinde. Bu topraklarda varlıklarının tapusu gibi bu emanetler. Sadece Erol Şeyh ve ailesinin değil, bir milletin tapusu hükmünde bu emanetler. Anadolu'yla uzaklardaki bu toprakların bağı, İstanbul'dan gönderilen fermanların satır aralarında gizli. El yazması eserlerin harflerine saklanmış bütün bir medeniyet. İstanbul'da yazılan, Ohri'de okunan bu kitaplar,
uzaklardaki toplumun huzuru olmuş. Sonrasında bu tekke, Türkiye'den yolu düşen herkese, bu topraklarla Anadolu arasında kopmaz bir bağ olduğunu göstermiş. Bu tekkeyi çok ziyaret eden oldu. Dışarıdan da, Arap ülkelerinden de, Türkiye'den diyebilirim, bütün cumhurbaşkanları, başbakanları bu zamana kadar hepsi ziyaret etmiş bu tekkeyi. Özal geldiği zaman ben burada onu karşıladım. Burada geldi orada tam o yerde elini öptüm, girdik, beraber içeriye girdik. O gazeteciler konuşur ya, bir ilahi lazım, Özal Cumhurbaşkanı kocam şey bir destur vermeden destursuz yürülmez burada. Orada bizim dergede yazar edep yahu, burada edep yeri, destur olmadan bir şey olmaz, her bir şey öyle gider burası. Hem ben de o vakit aldığım o bir ilahi Özal'a rahmet olsun canına, sefa geldiniz erenler, sefa kadem getirdiniz. Bizi hakan ilgilendirdiniz, Allah sizden razı olsun. Yaptı mı? O çok memnun oldular hepsi onlar. Kim bu zikre gönül verir? Kim bu zikre gönül verir? Cümle günahleri erer. Şüphesiz cennete girer bu ismanın aşıkları. Prince Charles 11. ayında 98'in geldi. Zikir istedi bizden. Biz de zikir cuma günü kılır, cuma namazından sonra. Onun gelen günüydü salı. Ohri ve Struga dervişleri beraber bir zikir yaptılar. Bir buçuk saat zikire eşlik etti. Cenab-ı Allah dediği meleklerine sabahleyin der, gidin bakın benim ümmetim ne yapar. Çünkü sabahleyin biz kılarız, şimdi diyelim 4'te, 4.30'da kasaba uyur. Hepsi. Biz ne yaparız? Zikir halka yaparız, Allah'ı zikrederiz. Melekler gelirler derler, oraya sevdayla der dünürle geriye. Derler ki, ya Resulallah seni zikrederler. Bak ne müjde. Hasan, Ohri'den emanetleri alır ve kardeş şehre, Sturga'ya götürür. Hasan fark etmeden önünden geçtiği tekkenin hazine sandığını açmıştır. Bir kaybedişle başlamıştır bu hikaye. Yüce gönüllü bir dervişin inceliğiyle hayat bulmuştur. Hasan çok sonraları öğrenmiştir ki derviş baba aslında Hasan'ın bisikletini bulmamıştır. Tarif ettiği bisikletin bir benzerini almış ve Hasan'ın temiz kalbini tekkeyle buluşturmuştur. Bu buluşma Hasan'ı tekkeye bağlayan bir yol. Uzak ülkeleri birbirine bağlayan bir yol. Ve bu yol seni uzak ülkelere götürecek kısacık bir yol. O yol kalbinde duruyor.